أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Kur'an'la karakterimizi şekillendirmeye devam ediyoruz. Rabbimizin kitabı bizim yüreğimizi, zihnimizi inşa ediyor. İmanımızı oluşturuyor. Ve inşallah amellerimiz de bununla beraber çoğalacak, değişecek. Hayatımıza zihnimizdekiler, kalbimizdekiler yansıyacak. Böylece daha güzel bir Müslüman olabilmek için kitabın yürüyüşüne biz de katılacağız. Enfal suresiyle birlikteyiz. Bu sureden elde ettiğimiz ganimetler var. Bu bilgilerle yüreğimiz donanıyor. İnşallah bu hazırlığımız, bu imanımız bu ayetlerle de biraz daha şekillenecek. 59. ayet-i kerime. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. Surenin buraya kadarki bölümünde savaşla ilgili konular devam ediyor. Son okuduğumuz bölümde ise Allah'ın kendilerine verdiği nimeti bozan toplumların sonuç itibariyle bu bozgunlukları onların hayatına intikal eder, hayatlarına bir bozukluk verir ve sonrasında yıkım gelir. Kural bu. Ne zaman ki Allah'ın verdiği nimetleri onlar değiştirdiler, kendilerine gelen vahye kulaklarını tıkadılar, şükreden bir hayatı değil küfreden bir hayatı tercih ettiler, İşte Firavun, Ad kavmi, Semud kavmi, Medyen ve diğerleri nasıl yıkıldıysa bütün toplumlar bu kurala uyarlar ve öyle yıkılıp giderler. Dünyada azaba uğrarlar, ahirette de azabın en kötüsüne girecekler. Çünkü onlar yeryüzünün en sefil mahlukları, en değersiz varlıkları, iman etmemeleri sebebiyle de bu değersizlikleri hayatlarına mal oluyor. İman ancak insana değer vermekte. Değeri imandan yana kullanmayanlar, para, pul, servet, makam gibi değerlerle kendilerini kıymetli göstermek isteseler de, bu boşuna bir çaba. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا. Öyleyse kafirlerin, münafıkların yeryüzünde buna benzer bir tavır sergileyenlerin bir yıkımı var. Ve onlar zannetmesinler ki yeryüzünde Allah-u Teala'ya aciz bırakabilecekler. Allah-u Teala'ya kafa tutmalarının bir sonucu olmayacak. Onlar bırakılacaklar. Geçip gidecekler, bir hayat yaşayacaklar ve Allah-u Teala buna seslenmeyecek. Maalesef dünyada müminler bile böyle değerlendirebilirler zaman zaman. Zaferin gelmeyişi, kafirlerin yıkımının uzayışı, onların nezdinde böyle de değerlendirilebilir. Öyle değil. Güçlü kuvvetli bir hayat yaşayanlar, eğer Rablerini küfrediyorlarsa, sonuç itibariyle mutlaka bir yıkım onları bekliyor. Onlar Allah-u Teala'ya geçemezler. Allah-u Teala mutlaka onları enseleyecek, işlerini bitirecek. Allah azizdir, Allah hakimdir ve onlar mutlaka aciz kalacaklar, işleri bitecektir. Yeryüzünde Allah-u Teala'yı aciz bırakmaları mümkün mü? Mümkün değil. Öyleyse biz Allah-u Teala'nın yapacağı işe karışmıyoruz. Onunla ilgili değerlendirmeler yapmıyoruz. Ama neden? Niye kafirler duruyor? Niye biz bu şekildeyiz? Gibi değerlendirmelerden kaçınıyoruz. Bizim yapmamız gereken, Müslüman şahsiyete düşen şu, ben ne yapmam lazım? Allah benden ne istiyor? Mevlam bana nasıl bir emir veriyor? Bakın, Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e o gün şunu emrediyor. Ayet 60. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ.
bir güç hazırlayacak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala bunu emrediyor. Kuvvet hazırlığında bulun. Ve'iddu lehum. Onlara karşı, o kafirlere karşı bir hazırlıkta bulun. Gücünü, kuvvetini, gücünüzün yettiği kadar hem de güzel atlar, savaş atları hazırla. Onlarla savaşacak hem yaya olarak hem atlı olarak tüm güçlerinizi, kuvvetlerinizi seferber edin. Hazırlığınızı yapın. Müslüman dua adamıdır. Rabbine olan duasından hiç vazgeçmez. Bağlantısı Allah'tan, Allah'tan aldığı emirlerle hayatını sürdürüyor ve isteklerini de Allah-u Teala'ya arz ediyor. Sonuçlarını da Allah-u Teala'ya arz ediyor. Güçsüzlüğünü ona şikayet ediyor. Güç kuvveti ondan istiyor. Sırtını ona dayıyor. Bununla beraber Rabbi ondan hazırlık yapmasını istediğinde de mümin bedensel planda da ruhsal planda da hazırlığını yapacak. Kendi iç donanımını hazırlıyor. Savaşmaya müsait bir kalp ve bir kafa. Bedenini hazırlıyor. Ruhu gibi bedeni de çevik. Allah-u Teala'nın emirleri uğrunda her şeyden vazgeçmeye hazır bir beden. Ve sahip olduğu değerleri de hazırlıyor. Atını, arabasını, evini, barkını, eşyalarını, silahlarını. Savaş için gereklerin tamamına sahip olma derdi. Ve böylece korkutacak. Böylece yüreklere, kafirlerin yüreklerine korku verecek bu hazırlığıyla. Müslüman bilmiyor kendisindeki gücü, kendisindeki görkemi. Onun bir savaş hazırlığı kafirlerin yüreklerinde ne tür bir ihtişama sahip bunu fark etmiyor. Yürekleri nasıl sallanıyor kafirlerin bunu bilmiyor. Ve kafirler korktukları anda zaten işleri bitecek. Müminler hazırlık yapacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu hazırlığına gözetmenlik yapacak. Birileri çabalayacak, diğeri onların çabasını yönetecek. Allah'ın düşmanlarına ve sizin düşmanlarınıza korku vermeniz için bu böyledir diyor. Ve ayrıca diğer düşmanlar da var. Biz bilmiyoruz onlar. Allah biliyor. La ta'lemunahum, Allahu ya'lemuhum. Bizim bilmediğimiz düşmanlar var. Görünmezler var. Görünenler var. Dünyada başka noktalarda pusuya yatmış olanlar var. Kalpleri hastalıklı olanlar var. Münafıklar var. Dost gibi görünenler var. Ya da başka başka. Allah'ın bildiği, bizim bilmediğimiz düşmanlar. Ama bizim bildiğimiz, adını koyduğumuz düşmanlar. Allah'a düşman olanlar. İşte hepsi için bir hazırlık ve hepsinin yüreğine bir korku. Bu korku onların Allah'a kafa tutmalarını geciktirecek, caydıracak, vazgeçecekler. Ama biz şunu bileceğiz. Rabbimizin yüreklerde neler oluşturacağı yine Allah'ın elindedir. Biz Rabbimizin bizden istediğini yerine getiriyoruz. Ve şunu hiç unutmuyoruz. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ Ne infak edilirse Allah yolunda, Allah onu size tas tamam ödeyir. Ne verildiyse, ne harcanmışsa, bu hazırlık sürecinde ve savaşın o sıcak atmosferinde ne kaybettiysek bunlar bize geri dönecekler. Hem dünyada geri dönecek hem ahirette geri dönecek. Mevlamız dünyada da bunun gereği olarak bize sükunet, bereket, lütuflar ihsan edecek, hatta ganimetler ve kıyamet gününde de cennet ve cennetteki tüm güzellikler bize dönüş yapacak. Allah kullarına zulmetmez. وَاَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ Hele siz Allah'ın seçkin kullarısınız. Yeryüzüne Allah adına savaşan kimselersiniz. Resulün yanında, onun hemen ardında Allah yolunda bir mücadeleye evet dediyseniz, Allah-u Teala size zulmetmez. Haksızlık yapmaz. Yani sizin yaptıklarınız mutlaka güzellikle karşılanır. Öyleyse müminler kendilerine düşeni icra ettiklerinde, Allah-u Teala'nın kendilerine vereceği nimetler konusunda tereddüde kapılmamalılar. Fakat savaş böyle. Kafir dünya müminlerden yana bir barış arzularsa, savaşı değil de şöyle barışı isterlerse, ayet 61'de bunu görüyoruz. وَاِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ Eğer onlar barışa yanaşırlar, barıştan yana bir tavır sergilerlerse
sen de yanaş. Bundan dolayı da kandırılıyoruz, aldatılıyoruz ya da bu barış bizim aleyhimize olacak gibi derdiniz olmasın. Ve tevekkül alallah. En başta yaptığınız gibi tevekkül Allah'a. Çünkü 49. ayet-i kerimede şöyle öğrenmiştik. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Kim Allah'a tevekkül ederse bilsin ki Allah aziz ve hakim. Öyleyse sen ipini Allah-u Teala'ya teslim et. Rabbine bağlan. Ona yönel. Çünkü Allah اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُ الْعَل۪يمُ Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Bu isimleri, Rabbimizin bu iki ismini biz 53. ayette bir kez daha görmüştük. Orada da nimetin değişikliği konusu anlatılıyordu. Allah kullarına verdiği nimetleri değiştirmez. Eğer sen Allah yolunda tevekkül edersen, tamam korkma, nimetler değişmeyecek. Allah durumu biliyor, işitiyor, her şeyin sahibi Allah. O istiyor senden bunu, öyleyse bunu yerine getir ve yolunda devamlılık göster. وَاِنْ يُرِيدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ وَالَّذ۪ي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِن۪ينَ Eğer senin bu barış arzuna rağmen, onlar barışı arzuladılar, sen de barışı kabul ettin, barıştan yana tavır gösterdin. Bununla beraber eğer seni aldatmak isterlerse, Allah sana yeter. Ve Allah seni de ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müminleri de yardımıyla destekleyecektir. وَاِنْ يُر۪يدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ Eğer onlar bir ihaneti, bir aldatmayı dilerler, bunu arzu ederlerse, Allah sana yeter. فَاِنَّ حَسْبَكَ Bu kuluna sahip çıkmanın ne güzel bir ifadesi. Yolumuz Allah yolu ve biz Allah'ın adamları olarak yeryüzünde kulluk yapıyoruz. Ve Allah-u Teala diyor ki siz işinize bakın. Onların barıştan yana olmaları, sözlerini tutmamaları ya da ihanetten yana olmaları ya da müminlere karşı hileler kurmaları bizi ilgilendirmiyor. Biz Mevlamızın bizden istediği hareketi yerine getiriyoruz. Allah sana yeter. Fe inne hasbekallah. Bu müthiş bir bilinç. Mümin kalbinin, kafasının, hayatının, bugününün, yarının Allah'ın elinde olduğunu bilen adam. Ve Allah-u Teala kesin söz veriyor. Huvellezî eyyedeke binasrihi ve bilmü'mini. Allah destekleyecek hem seni hem de müminleri. Bir yardım var, bir zafer var. Allah kullarını destekleyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bunu vaat ediyor. Yardım Allah'tan. İman edenlere de yardım edecek. Dolayısıyla bugünün müminleri olarak bizler. Karşımızdaki dünya, karşımızdaki hayat bize karşı neler kuruyor? Bunun derdine olmamamız lazım. Yapmamız gereken Rabbimizin bizden istediği Müslümanlık gereklerini yerine getirmek. Salih amel bizim hayatımıza belirleyici. Bundan sonra söz Allah'ın, iş Allah'ın ve Allah kuluna yeter. Yardımıyla destekleyecek. Rabbimiz bunu söyledi ve sözüne durdu. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bunu görüyoruz. Yeryüzü Müslümanları ne zaman Rabblerinin isteklerini yerine getirdiler? Allah-u Teala da onlara olan zaferi mutlaka verdi. Yani Allah da sözüne durdu. Hem iman edenlere hem de Peygamber Aleyhisselam'a Rabbimiz mutlaka destek oldu. وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Şimdi bakın bize vaat ettiği zaferin Allah-u Teala teminatı olarak bize verdiği nimetleri söylüyor. Aklımız Duha suresinde. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de vereceklerini Allah-u Teala anlatırken verdikleriyle gündem yapmıştı. Taha suresinde Musa aleyhisselam için de bunu görmüştük. Şimdi müminler Medine'ye geldiler. Mekke'den göç edenler, muhacirler. Medine'de onları karşılayanlar var, Ensar. Onlar da paramparçaydılar daha evvelden. Evs ve Hazreç. Kalpleri birbirine kin doluydu. 100 yıl savaşmıştı bu iki kardeş kabile. Aralarında kan davası var. Yahudiler bunu sürekli körüklüyorlardı. Öyle olumsuz bir atmosfer vardı ki Medine'de, mümkün değildi dünya şartlarına göre kalplerin bir araya gelmesi ve ortak bir paydada yüreklerin atacağı. Ama Allah-u Teala
Bunu Kur'an ile oluşturdu. Bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile oluşturdu. İşte وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Allah o müminlerin kalplerini telif etti. Aralarına ülfet verdi, muhabbet verdi, sevgi verdi. Aynı mescitte, aynı saflarda omuz omuza durdular. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında. Onun sözlerini dinlediler. Aynı bakışlarla, aynı yürekle. Kalpler bir araya geldi. Yürekler hep aynı tınıda. Onlar hep aynı dualara amin dediler. Aynı istekle Medine'den çıktılar, Bedre doğru yürüdüler. Aynı kafiri kafir bellediler. Oysa akrabalarıydı çoğunun, muhacirlerin, karşılarındaki düşman. Ve muhaciriyle, ensarıyla, hatta Evs ve Hazreç olarak ayrımlar kenara konmuş, şimdi savaşın tam o kızışma anında omuz omuza sadece Allah adına bir aradaydılar. İşte Allah-u Teala bu nimetini bize aktarıyor. وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Allah onların kalplerini telif etti, uzlaştırdı, bir araya getirdi. لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Sen yeryüzü dolusu para harcasan, sermaye harcasan, bir dolu imkanları kullansan, onların kalplerini bir araya getiremezdi. Biz bunu bugün çok rahat görebiliyoruz. Dünya halkları, aynı bölgede yaşayan insanlar, ırk farklılıkları sebebiyle birbirine giriyorlar. Köy farklılıkları sebebiyle birbirine giriyorlar. Düşman oluyorlar. Bakışları değişik, yürekleri değişik, zihinleri değişik. Yeryüzü dolusu rehberlik yapılsa, uzmanlar çağrılsa, paralar dökülse, reklamlar yapılsa, sürekli aynı konu işlense, ekranlardan, mikrofonlardan, gazetelerden, işte duvar resimlerinden hep aynı şey aktarılsa zihinlere, yani Allah-u Teala'nın dediği gibi yeryüzü dolusu sermaye harcansa, onların kalplerini sen bir araya getiremezdin. Çünkü kalplere başka gayeler için atıyordu. Bunu nasıl bir araya getireceğim? وَلَاكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُ Lakin Allah onların kalplerini telif etti. Bir araya getirdi. Çünkü Allah اِنَّهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah güçlü kuvvetlidir, azizdir, onurludur, şereflidir. Güç kuvvet onun elinde. Hakimun ve hüküm Allah'ın elindedir. Kararı o veriyor. Ve Rabbimiz hikmetlerini bilmektedir. Yüreklerin özünü bilir. Kalpleri tanır. Zihinleri bilmektedir. Yarattığı insanı bilmektedir Rabbimiz. Ve onun neyle bir araya gelebileceğini de Allah-u Teala bilmektedir. Çünkü onlar yaradan, onlardaki özellikleri en iyi bilendir. Ve Allah, insanoğlunun büyük paralar harcayarak bile elde edemeyeceği bu birlikteliği, bu ülfeti, bu muhabbeti, işte Kur'an'la, kitapla, Peygamber aleyhisselam'la gerçekleştiriverdi. Sen bunu sağlayamaz. İşte siyasi liderler bunu sağlayamaz. Ya da parasal önderler bunu sağlayamaz. Kanaat önderleri bunu gerçekleştiremez. Rahipler, din adamları, kahinler, sihirbazlar, şairler, köşe yazarları, uzmanlar, onlar bunu gerçekleştiremez. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَ Ama Allah onların kalplerini bir araya getirdi. Ülfeti muhabbeti veren Allah-u Teala'dır. Hem de öyle bir sevgi verdi ki, Mekke'den göç edenler zaten hep bir aradaydılar. Yürekleri bir gaye uğruna göç etmişlerdi memleketlerinde. Medine'ye vardılar. Gurbet diyarında başka adamlar vardı. Yaban insanlar onları karşıladı. Yad ellerdeydiler. Ama onları öyle sardı, öyle sarmaladı ki iman yurdunun sakinleri, onlar kendi evlerinde bulamadıkları rahatı buldular kardeşlerinin evlerinde. Ve birbirlerine karşı müthiş bir sıcaklık, yürek birlikteliği oluştu. Bu Allah-u Teala'nın eseri. Ve bunu gerçekleştiren Rabbimiz, sürekli gerçekleştirmeye de güç yetiren aziz ve hakim olan Allah. O gün gerçekleştirildiyse bu olay, bugün yine olacak. Yine buna güç yetirecek Rabbimiz. Kalpler bir araya gelecek. Nitekim oluyor da. Birbirlerini hiç tanımayan Müslümanlar, birbirlerini misafir edebiliyor, birbirlerini sevgi görebiliyor, gösterebiliyor. Kalpler bir araya geliyor. Yeter ki
Gaye Allah'ı memnun etmek ve yol Kur'an'ın yolu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu olsun. İşte Allah azizdir, Allah hakimdir. İzzeti ve şerefi Allah'tan bilenler yan yana olacaklar. Hükmü, hikmeti, kararı Allah'a bırakanlar yan yana olacaklar. Bu kaçınılmaz bir durum. Öyleyse, ya eyyühen nebi, ey peygamber, ey kitabı okuyan biz bugünün Müslümanları, elbette. Ya eyyühen nebi, hasbukallah ve men ittebaake minel mu'minin. Öyleyse, Allah sana da seni izleyen müminlere de yeter. Hemen bir ayet öncesini tekrar okuyoruz. Yani 62. ayet-i kerimede Allah-u Teala peygamberine demişti ki fe inne hasbekallah. Allah sana yeter. Çünkü Allah hem sana hem de müminlere zafer verecek. Şimdi Allah-u Teala bunu bir daha bizim için yeniliyor. İneliyor. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, hasbukallah, Allah sana yeter. Ve men ittebaake minel mu'minin, ve seni izleyen müminlere de Allah yeter. Senin peşi sıra gelen, senin sünnetini izleyen, senin uygulamalarına evet diyen, senin gibi olma çabasında olan müminlere de Allah yeterlidir. Öyleyse elbet başka cümleler söylenecek bu ayet-i kerimin açıklaması adına. Ama şunu konuşalım öyleyse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini öğrenmek zorundayız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisleri bizim için çok önemli. Onu gündem yapmalıyız. Sürekli onu okumalı. Onun sünnetinden sünnetler bizim hayatımıza geçmeli. Yani günlük sünnetlerinden, dualarından, tesbihlerinden, misvağından başlayarak ama onun asıl sünneti olan Müslümanca bir hayatın oluşması, hayata hakim olması, çabası bizim temel sünnetimiz olmalı. Yani birinci işimiz Rabbimizi razı etmek ve yaşadığımız şu hayatı Mevla'nın istediği, razı olduğu bir hayat haline getirebilmek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bizim örneğimiz. Onu izliyoruz zaten. Öyleyse Allah bize yeter. İman edenlere Allah yeter, peygamberine yeter. Biz bu yolda yürüdüğümüzde problem yok. Ve hem iman edenlere hem Peygamber aleyhisselama yeni bir sesleniş. Ayet 65. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, harrızil mu'minine alel gital. Müminleri savaşım için hazırla. Biraz önce benzer bir ayet-i kerimede Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve biz Müslümanlara seslenmiş ve demişti ki ve'iddu lehum, onlara hazırlanın demişti. Güç hazırlayın, güçlü durun, gücünüz yettiği kadar atlar, savaş hazırlığı yapın diye Allah-u Teala bizi uyarmıştı. Hepimize birden seslenmişti. Şimdi tekrar özel olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Tabii biz yine kendimiz için de anlıyoruz ayet-i kerimeyi. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, harrızil mu'minine alel gital. Müminleri savaş için hazırla. Bu bir hem hazırlıktır hem de bir teşvik. Müminlere yönelik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir teşviği olacak. Yürekler böyle hazırlanacak. Kalpler savaşma noktasında ikna olmalı, iman etmeli. Müminler katı bir düşman karşısındalar. Zorlu bir rakipleri var. Korkuları onlardan yana olmamalı. Korkuları savaşsızlıktan yana olmalı. Şeytana yenik düşüp dünyaya meyletmekten yana olmalı. Bundan dolayı dünya hayatı arzulamak yerine cennet hayatını arzulayan bir tavırla peygamberle birlikte olmayı tercih etmeliler. Bu bakımda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları hem ruhsal olarak hem bedensel olarak hazırlayacak ve onlara teşvik edecek. İyyekum minkum 20 sabirun yaglibu 200. Ve Allah-u Teala bize hem büyük bir sorumluluk yüklüyor hem de bize müjdeler veriyor. Çünkü ayet-i kerime bizim kaç değerde olduğumuzu ortaya koymakta.
Eğer içinizden sabreden 20 kişi bulunursa, kafirlerden bu 200 kişiyi mağlup edebilir. Müminlerden 20 kişi, kafirlerden 200 kişiye bedel. وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Eğer içinizden 100 sabırlı kişi bulunursa, onlar da kafirlerden 1000'ini yener. Rabbimiz en iyisini bilir. Bu hem sorumluluğumuzu hem de değerimizi ortaya koyuyor. Bir Müslüman işte bu kadar değerlidir. 100 Müslüman 1000 kafirden hayırlı. Bir Müslüman dünya dolusu kafirden daha hayırlıdır. Bu iman ve küfür arasındaki denge açısından böyledir zaten. Bunu tartışamayız. Ancak dünyevi dengeler adına bir Müslümanın karşısındaki kafirlere oranı böyle olacak. Bu sorumluluğumuz da bildiriyor. Böyle olduğumuzda bu kadar insana ulaşmak, onlara gerekli hatırlatmalar yapmak, dünya üzerinde böylesi bir sayısal dengeye sahip olduğumuzda güç de bizden yanadır. Bundan dolayı korkmamamız gerekir. Sıkıntıya kapılmıyoruz. 20 Müslüman varsa bu 200 kişiye bedel. Eğer 100 isek 1000'e bedel. Çabamız böyle olacaktır. Niçin kafirler bu kadar düşüktür? Çünkü onlar kavmü la yefkahun. Hayırlarını şerlerini bilmeyen bir toplum. Fıkh etmiyorlar. Düşünceleri yok. Zihinleri heva hevese endeksli. Kalplerinde, kafalarındaki hayat anlayışları belleriyle, mideleriyle, dünya istekleriyle değer kazanıyor. Oraya yönelik. Dolayısıyla sadece günü kurtarma derdinde. Dünyanın görünen yüzünü biliyorlar. Ahireti anlamıyorlar. Rablerini bilmiyorlar. Peygamber aleyhisselam gibi bir servete sahip oldukları halde onu horladılar. Onu kovdular. Onu öldürmeyi düşündüler. Onlar kafaları basmayan bir topluluk. Anlamıyor ve kavramıyorlar. Mevlamız bizi böyle olmaktan korusun. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın hayır murad ettiği toplumlardan olalım ki fakihler olalım. Kitabı düşünen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kavrayan, hayatı anlayan, sorumluluklarını bilen, dünyayı ve ahireti özümseyen kimseler olabilmek müminin özelliğidir. Ve iman bunu sağlar. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen bir insan neyi tercih ettiğini fark eder, neyi reddettiğini bilir. Dolayısıyla Allah-u Teala ona hayrı ve şerri öğretir. Hakla batıl onun önünde ayrılır. Zihni böylece gelişir. Bir karışım olmaz yüreğinde. Ne münafık, ne Yahudi, ne Hristiyan, ne müşrik. Onlar anlamayan topluluklardır. Zihinleri karman çorman, güzelliklerden uzak durumdalar. İman, kalp birlikteliği, kafa birlikteliği, tevhid oluşturuyor. Zihnimiz yekpare, bölünmüyor, parçalanmıyor. Böylece akledişlerimiz düzgün. Ama kafirler, akletmeyen bir topluluktur. Hissetmeyen, kavramayan bir topluluktur. Bundan dolayı yenilgi onlara özgü. Ve sadece 20 mümin, işte onlardan 200 tanesinin canını okumaya yeter. 100 mümin, onlardan 1000'inin işini bitirebilir. El-an, hafefallahu ankum ve alime enne fikum da'fa. فَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنْ وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنْ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Rabbimiz merhamet ediyor bizlere. Bütün kitap boyunca merhamet var zaten. Gücün kuvvetin az olduğu günlerde, müminlerin sayılarının eksik olduğu günlerde birinci ayet-i kerime ölçü. 65. ayet-i kerime. Ama sonra Allah-u Teala bizi hafifletiyor. Sorumluluklarımız biraz daha azalıyor. Şimdi dengeler biraz daha değişti. Allah-u Teala insan fıtratındaki zaafı bildi. Bir aziyetimiz var. İnsanız, güçsüzüz. Devamlı aynı süreç üzerinde durmamız güç.
Ve Mevlamız bize merhamet ediyor ve diyor ki sizden 100 sabırlı kişi bulunursa onların 200'ünü bozuna uğratır. Eğer sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle onlardan 2000'ini yener. Ölçü biraz değişti. Bu kafirlerin kafalarının basmalarından dolayı değil. Şimdi akıllandılar, şimdi anladılar. Bundan dolayı böylece güç dengesi farklılaştı değil. Allah bizi hafifletiyor sorumluluğumuzu. Artık kaçmamız mümkün olmayan sayılar değişti. Öncesinde 20 adam varsa karşılarında 200 kişi olsa da savaşacak. Ve zaten böyle bir pozisyonda da durumumuz yine öyle olacak. Ancak Mevlamız merhamet ediyor. Müslümanların sürekli aynı istim üzere devam etmeleri belki mümkün olmadığından bunu bizim için azaltıyor, merhamet ediyor. Ama Allah sabredenlerle beraberdir. Yine de kafirler karşısındaki galibiyetimizin şartını Allah-u Teala sabra bağlıyor. Sizden diyor ki Rabbimiz ve in yekum minkum mi'atun sabiratun. Sabırlı 100 kişi olursa, direnen, devam eden, işi bırakmayan, şeytanın baskısı, münafıkların yıldırıcı sözleri, kafirlerin gösterişli duruşları onları değiştirmeyecek. Onlar kendilerinin sahibinin Allah olduğunun bilinciyle hareket ediyorlar ve bundan da hiç vazgeçmiyorlar. Böylece savaşlar kazanıldı. Allah'ın izniyle sabredersek, davamızda, dinimizde, imanımızda direnirsek, Mevlamız bizlere yine bu lütuflarında bulunacak. Bu lütuflarını yineleyecek. Bundan da eminiz. Çünkü kitap o günün müminlerine de bugünün biz Müslümanlarına da aynı şeyi vaat etmektedir. Rabbimiz sabırla yolunda yürüyen kullarına kılsın bizi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.